Çok önemli bir futbolcuydu. Çok talihsiz sakatlık yaşadı ve futbolu erken bıraktı o da. Evdesin. Neler yapıyorsun sevgili Serdar? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Hakan. Çok teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun Serdar bu korona günlerinde? Vallahi genelde evde kalmaya çalışırız. Çok yani ihtiyaç olmadığı sürece dışarıya çok çıkmıyoruz. Zaten istenilen de bu. Bunu ülkemiz dışında tabii dünyada genel olarak yaşıyor. Temennimiz bir an önce bitmesi. Gerçekten zor günler geçiyoruz ülke olarak ama umarım bu günler de geçecek. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Serdar, neden bu kadar erken bıraktın futbolu? Ya Hakan abi biliyorsun 2016 yılında işte Beşiktaş'tan Bursaspor'a döndüğüm zaman bir hazırlık maçında ağır bir sakatlık yaşadım. 2016 Kasım ayı. Yaşadığım sakatlık çok ciddi bir sakatlıktı. Belki de futbolda çok gözükmeyen bir sakatlık diyebilirim. Çok nadir rastlanan. Diz dönmesi yaşadım ve bunun sonucunda da birçok bağımı kopardı bizim de. Artı o günden bugüne yaklaşık yani 4 yılı aşkın bir zaman geçti. Hafif de bir kalıcı hasarım var sağ ayak bileğimde. Çok bir hareket kısıtlılığım oldu sinir zedelenmesinden dolayı. Biraz onun sıkıntısını yaşıyorum. Ama çok şükür yine gündelik hayatımızı sürdürebiliyoruz. Bu bilek hareketinin kısıtlılığından dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldım. Sinirsel bir hasar olduğu için geri dönüşü açıkçası çok beklediğimiz gibi olmadı. Çok çok geçmiş olsun. Tabii ki hayat devam ediyor. Çok şükür diyelim bu konuda. Şimdi biraz önce sevgili Sema Tuğçe Dikici ile konuşurken Beşiktaş'ın altyapıdan gelen futbolcularla Trabzonspor gibi başarılı olabileceğini, keza Bursaspor da aynı şekilde şu anda altyapısından gelen isimlerle özellikle bir çıkış yakalamanın eşiğinde. Şunu hatırlarım. Tamam, sen Beşiktaş altyapısından yetişmedin ama bir Akhisar maçı vardır. O yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamamışsın. Ya evet yani o an çok ya şöyle bir hatırladım. Duygu patlaması yaşadık tabii o an. Tabii şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Biliyorsunuz o sezonda çok forma şansı bulamıyordum. Forma şansı yakalamıştım. Tam iyi giden bir maçta oyundan çıktım. Ardından son 5-6 haftaydı yanılmıyorsam. Daha sonra orada işte ne desem ya duygu patlaması böyle Akhisar'ın özellikle yani kötülemek amacıyla söylemiyorum. Kalemize gelmeden 3 gol atması birazcık o açıkçası onu biraz kaldıramadık. Şöyle söyleyeyim yani futbolcular da herkes gibi insandır. Bizim de duygularımız var. O anda bir birikmişlik, bir duygu patlaması yaşayınca öyle bir durum çıktı. Yani çok da alışık olmadığım bir durum. Kendi açımdan söyleyeyim. Çok da gündeme geldi. Kimileri tarafından çok farklı görüldü, kimi tarafından farklı yere çekildi. Ama futbolcuların insan olduğunu her zaman unutuyorlar. Bir nevi bir duygu patlamasıydı o. Kesinlikle. Serdar, sen nasıl görüyorsun bu koronavirüs hadisesi tamamlandıktan sonra ligler başladığında sence bizleri neler bekliyor? Yani şöyle, yani ben kendi açımdan şöyle bakıyorum. Yani ligler başlasa bile tabii seyircisiz bir lig olacak büyük bir ihtimal. Ve hızlandırılmış bir şekilde gider diye tahmin ediyorum. Bu ne olur? Haftada iki maçta diğer sezonu yakalamak amacıyla çabuk çabuk bitirilip yani sezonu bitirmeye çalışırız diye düşünüyorum. Tabii bu geniş kapsamlı bir sağlık çalışması yapılması lazım başlayacağı zaman. Yani futbolcular olsun, antrenörler, teknik direktörler, hakemler. Bu süreç bu şekilde ilerlerse hızlı bir şekilde bir aya kalmaz biter başladığı zaman. Ya benim içimden geçen bunlar yani bunlar olabilir diye düşünüyorum. Serdar, senin planın ne peki? Futbolu bıraktın. Nedir? Yöneticilik mi? Yani sportif direktörlük mü? Antrenörlük mü? Ne düşünüyorsun? Ne var kafanda? Şöyle Hakan abi ben aslında sakatlandıktan sonra kafamda tabii antrenörlük vardı ama futboldan bu kadar çabuk kopacağımı çok tahmin etmiyordum. Yani hayatın içinde bunlar var, futbolun içinde bunlar var. Talihsiz bir sakatlıktan sonra yaklaşık 2 senem zaten fizik tedavi sürecim de geçti. Yaklaşık bu 2 sene içerisinde 4 operasyon oldum. Tam düzelirken bir operasyona giriyordum. Tekrar sıfırdan yine başa. Bu şekilde fizik tedavide. Bu arada da kurslara başvuruldum. Antrenörlük kurslarına başvuru yaptım. B lisansı ve scouting lisansımı aldım.
Ve şu anda Mustafa Erbey ekibiyle beraber Bursalı bir ekibimiz var. Kırşehir Belediyespor'un başındayız. Devre arası geldik oraya. İkincilik kırmızı grupta playoff için mücadele ediyoruz. Altıncı sıradayız. Son altı maçımız kalmıştı. Tabii liglere ara verilince artık başlayınca kaldığımız yerden playoff iddiamızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah biz de seni çok başarılı bir teknik adam olarak görürüz. Serdar, şimdi biraz daha eskiye gideceğiz. Unutamadığın maç hangisi? Ya aslında unutamadığım maç Liverpool'a elediğimiz Olimpiyat'taki maç. Değil mi? O vardı. Bilic dönemi penaltılarla elediğimiz. Daha sonra aklıma gelen Kadıköy'de Fener'e elediğimiz Türkiye Kupası maçı vardı. Evet. Evet, doğru. O da güzel bir maçtı. Ya Liverpool maçında neler yaşandı Serdar? Yani birçok iyi maça çıktım. Çok. Ama aklıma gelenler var. Mesela UEFA maçıyla Beşiktaş'la Tottenham'a karşı orada çok iyi bir futbol oynamıştık. Evet. Maç berabere bitti. O da bir iş dönemiydi. Mesela o zaman da çok iyi. Şenol Hoca ile tabii yaşadığımız şampiyonluklar hiç unutamayız onları. Kesinlikle. Kariyerimizin bir parçası onlar. Benim için yani aklıma gelen aslında ilk Olimpiyattaki o atmosfer, 70 bin kişi, 80 bin kişinin orada penaltılarla Liverpool elememiz en çok sevindiğim maç diyebilirim. Nasıl çıktınız o maça? Ne dedi? Bilic size ne dedi o gün? Valla aslında bu maçlara biliyorsun abi ya futbolcu olarak çok böyle otomatikman futbolcu kendi kendine konsantre olabilir bu tür maçlara. Biz de takım olarak öyleydik. Çünkü biz ilk maçı orada 1-0. Ya yani yanılmıyorsam bir penaltıyla mağlup olmuştuk ilk maçında. Ama ikinci maçında çok rahat ve çok istekli bir takım olarak sahaya çıktık. Herkes iyi konsantreydi ve bütün futbolcular performansının en üst seviyesine çıkmıştı. Nitekim belki penaltılara da gitmeyebilirdi. Son dakikada Dembaba'nın o üst direkten bir evet. Top hala gözümün önüne geldi son dakikada. Daha sonra işte penaltılara gitmesi ayrı bir heyecan kattı. Ama orada 70-80 bin kişinin orada hep beraber o coşkuyla galip gelmemiş benim için ayrı bir yeri var. Peki çalıştığın en iyi teknik direktör? Sağ mısın? Hangisi? Hepsinin ayrı özellikleri var Hakan abi. Çünkü hepsiyle çalıştım. Hepsi en iyisi. Bunları sayabilirim. Yani Mustafa Denizli, Şenol Tabii. Güneş. Yani sonra Fatih Terim milli takımda. Sloven Bilic, Can Tigana. En çok Ertuğrul çekindiğini Sağlam. Bence soralım. Peki en çok çekindiğin diyor Sema Dikici. En çok çekindiğim? Evet. Ya Tolunay Hoca'dan çok çekindirdik. Tolunay Hoca'nın ama tarzı öyleydi. Tolunay Kafkas'ın. Ama kendisi çok sevecen bir insan olduğu için bağırır size ama 5 dakikası hiçbir şey olmamış gibi tekrar gönlünüzü alabilir. Peki kimi örnek alıyorsun teknik direktörlük kariyerinde? Var mı böyle bir isim? Var mı derken ya Türk olarak tabii saydığım isimlerin çoğu hepsi kaliteli. Bunlar gibi olabilirsek bizim isim çok iyi olur. Yani Avrupa'ya baktığımızda Guardiola onu seviyorum yani tarzını. Peki sana son soru. Bak fazla zorlamıyorum. Oynadığın en iyi futbolcu kimdir? Oynadığım en Vallahi abi kaybolmuş yetenek olarak ben şeye üzülüyorum. Şöyle başlayayım. Mesela İbrahim Akın çok yetenekliydi ama çok da o istediğimiz şeye seviyeye ulaşamadı. Gökhan Töre mesela iyi olduğu zaman Türkiye Ligi'ne çok fazla bir oyuncu. Çok. Keza Oğuzhan öyle iyi oyuncu. Ricardinho mesela oynadığım en iyi yabancılardan biri. Ricardinho yani o dönemin iyi oyuncularındandı. Delgado da keza öyle. Ama şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın'a karşı hiçbir zaman oynayamadım. Çünkü hiç karşılaşmadık. O enteresan. Çok oynamak isterdim. Ya aynı takımda ya da ona karşı bilmiyorum. Çünkü onu çok farklı anlattılar bize. Özellikle saha içinde. Ona karşı mesela... oynamak da isterdim veya aynı takımda da olmak isterdim. Belki bir gün teknik adam olarak evet, karşı olabilir. Karşıya gelirsiniz. İnşallah. Yani hedefimiz tabii artık futboldan sonra yine futbolun içinde teknik direktör olarak bir yere gelmek. Zaten kendimizi bu yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Serdar'a da teşekkür ederim. Çok önemli futbolcuydu. Mesela şey değil. Böyle çok şaşalı sürekli olarak nasıl söyleyeyim? Görev adamıydı. Görev adamıydı evet. Görev yani çok adamıydı. Önemli bir görev adamıydı yani. Hı-hı.
O dönem hatırlıyorum ben de. Ağladığı maçı da hatırlıyorum. O sinirden ne ağlamıştı. Ben şok olmuştum ya. Hiç unutmam o sahnesini. Aslında taraftarın beklediği de hani yenilsen de en azından o ruhu sahaya yansıtan ya da taraftarla empati yapabilen futbolcu. Ne kadar profesyonel olursa, ne kadar endüstriyelleşirse endüstriyelleşsin futbol, o ruhunu sevdiriyor bize. Yani o futbolun o masumiyetini kaybetmek istemiyoruz hiçbirimiz. Ne taraftar, ne futbolcu, ne teknik adam.